Yaratılış itibariyle Yasemin kurallara, kanunlara sıkı sıkıya bağlı bir vatandaştı. Kırmızı ışıkta bile geçmez, yasakları asla çiğnemezdi. İşte bu yüzden Cemil'i zehirlemek suçuyla karakola alınmak çok ağrına gitmişti. Adınız ve yaşınız? He? Yaşın ne alakası var onu çok çözemedim. Yani kadınlara yaş sorulmaz o bakımdan. Ben demiyorum ki bunu. Görgü kuralları diyor. Yasemin Anday Kalyoncu, o suç. Daha az aslında. Ay bakımından daha küçüğüm de. Yaş olarak sordunuz değil mi siz tam tarihi bakımdan? Yasemin Hanım, siz durumun ciddiyetini kavrayamamışsınız anlaşılan. İnsanları, çocukları zehirlemekle suçlanıyorsunuz. Ben kat'i surette hiçbir yiyeceğin içine zehir katmadım, yemin ederim. İfadenizde kendiniz pişirdiğinizi söylemişsiniz. Ben pişirdim. Ben pişirdim ama ben koymadım ki zehri. Suna abla döktü o zehri. Ha. Anlaşmanız böyle miydi? Ne anlaşması? Kur'an-ı Kerim Kur'an var mı? Öpüp başıma koyacağım. Ne olur Kur'an-ı Kerim'iniz var mı? Vallahi ben yapmadım bunu. Suna ablanın hedefinde Cemil vardı. Anladım. Siz sadece kurabiyeleri pişirip götürdünüz. Evet. Hayır! Katiyen. Çapraz sorgu yapıp beni... Hayır. Onu çizik atın ona. Bir şey yazdınız. Çizer misiniz onu? Rica ederim daha... Çünkü yanlış bir yere gidiyor. Bakın ben size söyleyeyim. Evet, kurabiyeleri ben yaptım. Ama zehri atan kişi ben değilim, yemin ediyorum diyorum size. Ama kurabiyelerin zehirli olduğunu biliyordunuz. Hayır. Odaklı öğrendim işte. Vallahi billahi odak. Bakın bu Suna abla Cemil'i husumet yaşıyor. Onu zaten bıçaklamış. O sizin sabıkası var onun. Kayıtlara bakın, kağıtlarda yazıyordur o. Sizin de Cemil Bey'le aranız pek iyi değilmiş sanırım. Hakkınızı ihbarda bulunmuş. Ayrıca okuldan da kovulmuşsunuz. Hani şu çocukları zehirlemeye çalıştınız okuldan. Vallahi billahi ben kimseyi zehirlemedim. Bakın benim eşim evi hep ilaçlamak ister. Çünkü bizim evde böyle karıncalar var. Ben bir karıncayı bile zehirleyemem. Niçin yapayım bunu? Yasemin Hanım, gerçekleri anlatmak sizin de işinize yarayacak. Baştan alalım mı? Alalım. Ben 33 yaşında değilim. 33'ten büyüğüm ben. Efendim? Nerede? Tamam, anladım. Mutfak çöpünüzde zehir dolu bir şişe ve de şırınga bulunmuş. Evet, Yasemin kanuna, kurala azami dikkat gösterirdi. Ama şimdi kirli bir intikam oyununda suç onun üstüne kalmıştı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.